Geldim geldim, günaydın günaydın günaydın, nasılsınız, iyi misiniz, iyi uyudunuz mu, güzel uyudunuz mu, zinde uyandınız mı? Çocukları okula bırakıp geldim, güne başladım mı? Başladım, hemen başlamak istedim, daha montumu bile çıkartmadan hemen dedim benim vloğa başlamam gerekiyor. Ağlamadım, peçete var elimde ama ağlamadım, hapşırıyorum devamlı. Sanki böyle, ne bileyim, grip mi olacağım, ne olacağım? Bir soğuk, bir soğuk, birden soğudu havalar. Ay, arkadaşım çiçeği hala orada duruyor. Çok güzel kokuyor. Şuradan içeri bir girdim. O kadar güzel kokuyor ki. Daha şunları da açacaklar. Biliyorsunuz, dün arkadaşım gelmişti. O getirmişti. Burnum da akıyor benim biraz. Gerçekten hasta olacağım bugün. Bir tuhafım yani. Bir değişeyim yani. Bugün ne yapacağım? Bugün ne yapacağımı kendim de bilmiyorum. Yani tam anlamıyla bir plan kurmadım, bir plan yapmadım. Biliyorsunuz, dün hamur yoğurmuştum, poğaça yapacaktım. Poğaçalarım çok güzel oldu. Hatta size göstermek için biraz çektim. Onu şöyle şuraya bir koyayım. Poğaçalarımı da çekeyim de bloğumun bir arasına koyayım bence. Hamuru yoğururken görmüştünüz poğaçaları, görmemiştiniz. Peynirli ve kıymalı poğaçalarım. Tepsiyle, bir tepside boş poğaçalarım pişiyor. İnşallah güzel olmuş mu diye şöyle bir tane ayırdım şeyinden. Görüyorsunuz, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Biraz sıcağı gitsin. Sıcağı gittikten sonra üstünü kapatacağım inşallah. Dünkü vlogum biraz uzun olmasın diye ben bunları koyamamıştım. Bunları da bugünkü vlogumun arasına bir yere inşallah yerleştiririm. Görürsünüz. İşte boş poğaçam şu an pişiyor. Onu da böyle boş çıkardığım zaman işte arasını açıyorum. Peynir, domates. Çocuklar o şekilde de seviyor. Bilmiyorum. Böyle güzel oluyor yani. Tavsiye ediyorum. Güzel bir tarif yapabilirsiniz. Dediklerinizi duyuyorum. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Keşke yakın olsaydınız da şıpıdık terliklerimi giyip de sizlere de getirseydim. Ama maalesef biz çok uzağız. Gurbetteyiz. Ta Avustralya'dayız. O yüzden. Vloglarıma yeni gelen arkadaşlar oluyor. Devamlı soruyorlar. Yazıyorlar. Neresi orası? Neresi orası? Avustralya'dayız. Biz Avustralya'da yaşıyoruz. Avustralya'dan vloglar çekiyorum. Nasıl gittin diyorlar. Nasıl geldim? Evlenip geldim. Eşim burada doğumlu. Ama eşim burada doğumlu da hani Türkiye'ye bir kesin dönüş yapmışlar. Türkiye'de yaşamışlar. Türkiye'de yaşarken ben eşimle evlenip buraya geldim. Yani eşimle birlikte iki bavul aldık. Biz buraya geldik. O şekilde. Burada bizim kimsemiz yok. Kimsemiz yok derken sizler varsınız. Sizlerle birlikteyiz şu an. O yüzden evet, vloguma başlayacağım. Tarçın Bey havlıyor. Tarçın Bey'le de biraz ilgilenmem gerekiyor. Poğaçalarımı söyleyeceğim. Poğaçalarıma geleceğim. Mevzu nereden nereye, nereden nereye geldi. Poğaçalarıma geleceğim. Poğaçalarımı da dün yaptım ama kaldı mı derseniz, 3-5 tane kaldı. Dün akşam misafirim vardı zaten. Şurayı şöyle bir düzen. Bu ne kabarıyor bu tarafa, bu tarafa. Ha, şöyle yapayım bari. Dün akşam misafirim vardı. Öğle yemekleri için beslenme diyorsunuz. Lunchlar için, beslenmeler için okula koyuldu, öğle yemeğine koyuldu, işlerine yollandı falan filan derken yani çok şükür elhamdülillah bitti. O yüzden bugün tekrardan biraz hamur mu yapayım diyorum, yoksa biraz yemek mi yapayım diyorum. Yapayım bir şeyler. Hadi girişelim. Evde zaten küçük küçük değişiklikler yapmak da istiyorum. Onları da birlikte yapacağız. Bayram geliyor. Elim ayağıma dolaşmış biçimde. Bayrama, çünkü biz öyle bir, ben ne bileyim, bayrama öyle bir hazırlanıyorum ki, öyle bir şeyle hazırlanıyorum ki, niye çıkartmıyorum? Ya bir heyecan, bir heyecan. Bugün ben de niye böyle? Valla. Çıkartmıyorum da. Geldim, çıkarttım. Saçlarımı sabah sadece fırçayla şöyle bir taradım. Ondan sonra hemen çocukları okula götürdüm. Kahvemi falan evden yaptım. Kahvemi evden yaptım, masraf olmasın dışarıdan almayayım diye. Eşim izliyorsa şimdi. Hadi bakalım, başlayalım. Mercimek çorbası koydum. Mercimek, soğan, patates, havuç, tuz. Az bir şey, çok azıcık pirinç. Mahmut amcam, çünkü bizim komşumuz Mahmut amca var. O mide ameliyatı olmuştu. O artık çorbaya geçmiş. Yani çorba içmeye başlamış. O yüzden ona ben bir çorba yapayım dedim inşallah. Yapayım mı? Yollayayım. Bir sıcak sıcak içsin. Geldim geldim, şurada iki de konuşayım. Mahmut amcamın çorbasını da yaptım. Yolladım.
İçsin, şifa olsun inşallah. O da gastrik bypass ameliyatı oldu. O da mide ameliyatı oldu. Benimkinin daha büyüğü bir ameliyat onunki. O da şeker hastası olduğu için, şekerini tamamen yok etmek için oldu o ameliyatı. Hem de kiloları gitsin diye oldu. İnşallah Rabbim şifasını versin diyorum. Yolladım çorbasını, içsin sıcak sıcak şifa bulsun. Biraz sonra ben de yemeklerime girişeceğim. Kendimize de mercimek çorbası yapayım dedim. Bir mercimek çorbası da eve yapayım. Pilav, nohut falan filan böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Kış yemekleri yapmak istiyorum. Çünkü benim eşim nohutu, kuru fasulyeyi çok seviyor. Hani çok pilavı da üstüne, pilavın üstüne falan dökmeyi. Hatta Türkiye'de nohut pilavlar satılıyor ya. Acıktın mı? Ne oldu? Minnak midem acıktı mı? Ne oldu? Eskiden ben nohutu, kuru fasulyeyi yemezdim, sevmezdim. Genç kızken böyle girmeyeceğim ben bu eve diyordum. Nohut kokuyor, kuru fasulye kokuyor. Nasıl bir koku var bu evde falan böyle. Nohutu, kuru fasulye. Annem böyle yaptı bana. İnşallah dedi, nohutu, kuru fasulyeyi çok seven bir kocaya düşersin dedi. Annemin bedduası mı tuttu artık? Duası mı tuttu diyeyim. İnşallah düşersin dedi. İyi ki de düşmüşüm. Allah başımdan eksik etmesin eşimi. İyi ki de eşime düşmüşüm yani. Eşim kuru fasulyeyi, nohutu çok seviyor. İşte ona yapa yapa, ona yapa yapa işte ben de alıştım. Çünkü yani kendimi böyle mecbur hissediyorum ona yapmak için. Mecbur hissediyorum ilk evlendiğimiz zamanlar. Hani yapıyordum ama hani kokusu rahatsız ediyor de yapıyordum. Sonra yavaş yavaş alıştım. Nasıl bir alerjiyi atlatıyorsunuz? Kedi alerjiniz vardı hani. Kedi aldığınız zaman onu severken işte ona yavaş yavaş yaklaştığınız zaman alerji gidiyor. Böyle bir şey de yapa yapa yeniyorsunuz onu. Gerçekten. Hatta yendikten sonra yemeye bile başlıyorsunuz. Şu an ben de yiyorum. Nohut da yiyorum. Kuru fasulye de yiyorum. Annem duymasın. Annem duymasın. Nohut da yiyorum, kuru fasulye de yiyorum. Kokuları beni rahatsız etmiyor. Çünkü alıştım. Neler alışmıyoruz ki? Ben bu kameranın önüne geçtikten sonra hiç susmuyorum gibi geliyor. Kameranın arkasında çok konuşamıyorum. Ben buna karar verdim. Kameranın önüne geçince de susmuyorum galiba. Bilmiyorum. Neyse. Neyse. Hadi bakalım. Devam edelim. Nohut, kuru fasulye, pilav, mercimek çorbası. Hani kafada olunca şunu yapacağım deyince ne oluyor? Evet, gerçekten planladıktan sonra plan önemli. Hayatımızda hep plan olursa gerçekten böyle 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 planlı programlı şekilde gidersek her şeyi de yetiştiriyoruz. O yüzden gerçekten planlarla, programlarla hareket etmemiz gerekiyor diyorum ben. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Bir pilav yaptım. Pilavım yine biraz tavuk suyu koydum. Biraz da o biliyorsunuz toz kullanıyorum. Tuz yerine o vegetable hani sebze tozu kullanıyorum. Ondan koydum. O arada Medine ablamla biraz telefonda konuştum. Depremzede kendisi. Acayip değişik şeyler konuştuk. Ben bir gün onunla vlog çekmek istiyorum. Konuşarak onunla vlog çekmek istiyorum. Sizin de bazı şeyleri duymanızı istiyorum. Bir çorba daha koydum. Bir çorba daha koydum. Bunu da ben kendi evimiz için yapıyorum. Bir de etli nohut koydum. Bunlar bir pişsin. Bunlar bir pişsin. Ocağımı temizleyeceğim inşallah. Dediğim gibi yemekler de tamam. Böyle hazır. Şimdi biraz önce dedim ya ben Medine ablamla konuştum diye bunu buraya bir koymak istiyorum. Medine ablam benim takipçim. Nasıl takipçim? Benim Pomeranian doğum videom, doğum vlogum vardı. İnci'nin doğumuydu herhalde. İnci'nin doğumunu paylaşmıştım. Oradan gelen hayvan sever, böyle patilileri çok sever. Kim sevmez ki? Patili dostları kim sevmiyor? Ya sevmeyenler vardır tabii ama herkes seviyor bence. Şöyle bir dokunsalar, bir elleseler severler zaten. Sevmeyenler de sever bence. Oradan gelen bir takipçi. Ve artı benim WhatsApp grubumda. Benim WhatsApp grubum da var. Tekrar söylüyorum. WhatsApp grubuma girmek isteyen bayanlar olursa Instagram adresim. Buradan bana ulaşabilirler. WhatsApp grubuma gelebilirler. WhatsApp grubumda öyle konuşurken falan filan bugün beni aradı. Sağ olsun, nasılsın, iyi misin diye beni aradı. Güzel güzel konuştuk onunla. İşte biraz ağladık, biraz güldük derken çünkü o da köpeğini kaybetmiş. O deprem anında 9 saat boyunca enkaz altında kalmış Medine ablam. O arada zaten köpeği de yanındaymış ama paşa
Paşanın hiçbir şekilde canlı cansız bedeni bulunmamış. Çok umut ediyorum, ümit de ediyorum. İnşallah kaçmıştır, kurtulmuştur. Yani bulunmadıysa Medine ablam gerçekten o kurtulmuştur. Bir yerden çıkıp gelecektir inşallah sana. İşte Tarçın'ın vefatını falan filan seyretmiş. Gerçekten benim acım onun acısı, onun acısı benim acım. Hani insan yaşadığı zaman biliyor. Ben Tarçın'ı hala özlüyorum. Tarçın gelmeyecek, tamam, benim artık bir umudum yok ama Medine ablamın var bir ümidi, umudu var yani. Konuştuk, deprem anında o göçük altında kaldığı an yaşadıkları, depremden sonra insanların yaptığı kötülükler, hani haksız insanların, yemek almaya muhtaç insanların önüne geçmesi falan, ay o kadar şey konuştuk ki ben bir gün bunları vlog halinde Medine ablamla karşılıklı konuşarak size bir vlog yapmak istiyorum gerçekten. Yani biz insanlar ne zaman bu kadar kötü olduk? Ne zaman bu kadar hayvanları tekmeleyerek o çadırlardan çıkaranlar mı ararsın? Neler neler varmış, neler neler varmış. Hayvanları tekmeleyip çadırdan çıkaran insanlar, İşte hayvanları tekmeleyen insanlar nelere muhtaç olduk? Yeri geldi o hayvanı koklayarak sizin canınızı bulmasını istediniz değil mi? Yavrum göçük altında, enkaz altında yardım köpeğe yok mu diye seslendiniz değil mi? Yapmayalım. Canlı cansız hiçbir şeye zarar vermeyelim. Gerek yok. Niye zarar veriyorsunuz ki? Gerek yok yani. Ben bir yandan minik minik işlerimi yaparken Medine ablamla da konuştuk. Güzel oldu. Sohbetimiz de iyiydi. Biraz o içini döktü, biraz ben içimi döktüm. Çünkü o da köpeğini kaybetmiş. Ben de köpeğimi kaybettim falan filan derken. Güzeldi ama bazı duyduğum şeyler gerçekten beni çok üzdü. Biliyordum, başkalarından da duymuştum ama bu kadar net ilk yaşayan ağızdan duymak da yani böyle bir sinir bozucu oldu. Rabbim ıslah etsin diyorum. İnşallah onu da vloglaştıracağım. İnşallah Medine ablamla güzel bir gün böyle WhatsApp konuşmamı, onun anlatacaklarını sizin de duymanızı istiyorum. Ben burada dile getiremiyorum yani hani duydum ama hani dile getiremiyorum. İlk ağızdan duymanız bence daha da iyi olacak, daha da güzel olacak diyorum. Bu arada Eşan Sultan da diğer mutfakta bir kek yapacağım dedi. Hadi dedim yap bakalım. Biraz sonra onun kekini de göstereceğim size. Geliyor, 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 geldi. Eşan Sultanımın yaptığı kek geldi. Maşallah. Şu an altında tepsinin demiri var. Ama güzel oldu. Havuçlu kek herhalde. Bilmiyorum gerçekten neyle olduğunu. Şimdi de şey pop kek yapıyor. Böyle yuvarlak yuvarlak kekler var ya, onlardan yapıyor. Normal düz kek yaptı. Onları yuvarlak keke çeviriyor. Biraz onu çekeyim. Ozi, Hı. ne kesiyorsun oğlum? Ne kesiyorsunuz bu bayramda da karı kız diyor ya. kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız. Ne kesiyorsun oğlum? Eşime mi yardım ediyor? Oo, Eşo buralar biraz batmış Eşo. Seni döverim çocuk. Kesmenize gerek var mı? Erimiyor mu kızım şey olunca? Ya şunları edecek. Ha, onları eriteceğim. Ha bunları böyle mi dökecek? Oo, tamam, olur. Severiz. Ha bunu eritiyor. Tamam. Yani Eşan Sultan'ın işleri tamamdır. Ben gideyim mutfaktan o zaman. Gideyim mi mutfaktan? Şöyle bir çekelim. Paşam benim. Paşam benim ya. Çekim yapıyor musun? Hı? Çekseydin ya. Gösterirdim benim oğlum da yapabiliyor diye. He oğlum? Hı? Hep araba sürerken görüyorlar seni. Biraz da bunlar da görsünler. Değil mi? Zipli poşet varsa onu zipli poşete koyar mısın? Tamam. Şu daha bire biraz yağ, biraz şey. Hadi bakalım. Kızım bana kek getirdi. Tadına bakacağım şimdi. Hadi bakalım. Kuzum ne de güzel yapıyor ya. Maşallah ya. Anasının kızı. Kahvem de var. Hadi.
Geldim. Hamaratlık Eyşan'dan hamaratlığını anlatmak benden olsun dedik. Çünkü biliyorsunuz Eyşan Sultan konuşmuyor. Eyşan Sultan düz bir kek yaptı. Kırmızı bir kek yaptı. Gıda boyasıyla yaptı bunu. Ondan sonra bunu ufaladı. Ufaladıktan sonra içine küçük küçük çikolataları, damla çikolataları doğramış resmen. Ben bunları görmedim. Gerçekten yaptığını görmedim. Sadece çekim yaptı. Ben şu an hem seyrediyorum hem size bunun tarifini vermek için, nasıl yapıldığını anlatmak için buradayım. Çünkü biliyorsunuz Eyşan Sultan konuşmayı sevmiyor. Sadece yapıyor. Çekimini yapıyor ama konuşmuyor. O yüzden burada ben konuşarak size bunları anlatayım. Gerçekten kolay. Ama yapımı sanki böyle zormuş gibi, çok zahmetliymiş gibi görünüyor ama kolay. Yapması da eğlenceli bir kek. Küçük küçük top kekler haline getiriyor bunu. Bunu siz bisküviyle de yapabilirsiniz. Bir paket pedibör bisküvi, 3 tane böyle çok yumuşamış muzla da yapabilirsiniz. Ya da bir paket pedibör bisküvi ve kaymakla ya da sütle, hani bisküviyi böyle yuvarlak şekere getirebilirsiniz. Her şeyi koyabilirsiniz. Eyşan Sultan bugün kekle yapmak istemiş ve kekle yapmış. Çünkü değişik bir şey yapacak. Gerçekten güzel, değişik bir şey çıkacak ortaya. Görseli çok güzel oldu. Görselini de görünce evet harika olmuş diyeceksiniz. Bu taraflara daha hızlı biçimde geçmek istiyorum. Ben hızlı biçimde geçiyorum ama gerçekten saatler sürdü onu yapması. Uğraştı mı uğraştı, değdi mi değdi. Kendi isteğiyle yapıyor zaten, severek yapıyor. Tarifleri dediğim gibi ben vermiyorum. Tarifleri de kendisi bularak, inceleyerek, araştırarak kendisi yapıyor. Çikolatayı eritti. Çikolatayı erittikten sonra yine gıda boyasıyla onu yeşil hale getirdi. Ozi de bu arada Eyşan Sultan'a yardım ediyor. Evet, gıda boyasıyla çikolatayı yaptıktan sonra pop kekleri çubuğuna takıp, çubukları ben almıştım ona, çubuğuna takıp çikolatanın içine batırıyor. Bu şekilde üstünde kalan kalıyor, kalmayan zaten görüyorsunuz. Pop kek tutma aracı da var onun. Ona da koyuyor. Bu şekilde batırdığı çikolatalı pop kekleri, yuvarlak kekleri. Bu sefer de neyle yaptı biliyor musunuz o üstüne sürdüğü şeyleri? Burada yeşil toz gibi görünen şey bisküvi ve gıda boyası. Siz de yapabilirsiniz. İstediğiniz renk gıda boyasını bisküviyle karıştırdığınız zaman üstüne kırıntı, çikolata kırıntısı gibi falan da duruyor. Bisküvi kırıntısı gibi de duruyor. Böyle değişik şekilde değişik duruyor yani. Gerçekten çok güzel duruyor. Hepsini şimdi üşenmeden çikolataya batıracak. Hepsini şimdi üşenmeden o toza da batıracak. Güzel güzel altlarına küçük kağıtlarını koyarak tabaklara diziyor. Ozi de biraz sonra gelip yardım edecek. Ozi zaten yanından hiç ayrılmadı. Yavrum benim hep yardım etti sağ olsun. Arada tek tük kaçırıp yedikleri de oldu ama Eyşan Sultan stop dese de gerçekten çok lezzetli olmuş. Ozi dayanamadı yani 3-5 tanesini sanırım ayaküstü yedi. Tarif kolay bir tarif, uğraştırıcı bir tarif. Evet, bulaşığı çok çıkaran bir tarif ama Eyşan Sultan yapmayı seviyor, uğraşmayı seviyor. Hani benden daha çok seviyor böyle şeylerle uğraşmayı. Uğraşsın, böyle şeylerle uğraşsın kuzum benim. Maşallah deyin, maşallah deyin. Hatta ben daha sonra öğrendim, böyle kalıcı sabit bir tarifi yok. Çoğu şeyi kafasından uydurarak yapmış. Renkler kafadan uydurma. Hani üstüne sürdüğü o kırıklar, üstüne koyduğu kırıklar gerçekten kendinden uydurma. Olsan evet yavaş yavaş oradan el uzatarak aldıkları şeyleri şu an borcama diziyor. Yardım ediyor paşam benim ya. Ama gördüğünüz zaman gerçekten harika bir şey olmuş. Güzel bir şey çıkmış diyeceksiniz. Görseli de güzel. Kestiğiniz zaman içi de çok güzel görünecek. Bir de yapılan amaç çok güzel. Yapılan amaç çok güzel. Ya, Rabbim yardımcıları olsun inşallah. Bir an önce bu soykırım bitsin inşallah. Rabbim yardımcıları olsun inşallah. Evet, bir tanesini bitirdi. İkinci tabağa başladı Eyşan Sultan. Buraları da biraz hızlı geçelim. Evet, biraz daha hızlandırdım. Dediğim gibi ben hızlı yapıyorum. Görüntü hızlı oluyor ama gerçekten saatler sürdü. Gerçekten uğraştı. Yüreğine sağlık, eline sağlık benim kuzumun. Maşallah deyin kızıma. Rabbim bütün yavrularımızı da evlatlarımızı da kem gözlerden, kötü gözlerden korusun inşallah diyorum. Ve Eyşan Sultan'ın son hamleleri, evet son birkaç taneyi de çikolataya batırıp
üstünü süsledikten sonra geliyor. Geliyor. Buyurun. Evet, şimdi Eyşan'ın yaptıklarından, yani bu dolu bir tabaktı. Teyzeye götürdün değil mi Ozi'ye? Azra'ya, teyzeye. Karşıdaki teyze, yaş teyzemize gitti. Azra'ya da gitti. Şimdi ben size göstereceğim bunun içi nasıl. Bıçak alayım. Eşen bunu Filistin için yaptı. Göstereyim içinde size. Gördünüz. Onun bayrağının renkleri. Yavrum benim ya. Ben bunu söylemeyi unuttum. Şöyle içinde çikolata parçaları var. Onlar da karpuzun çekirdeği oluyormuş. Yani karpuz Filistin bayrağını artık simgelediği için biliyorsunuz. Bir an önce kurtulsunlar inşallah. Bittiler, kalmadılar. Allah'ım yardımcıları olsun. Daha buradakiler de var. Bu şimdi sohbete gidecek. Onlar da komşulara gidecek. Bir de böyle dağıtıyoruz. Ama çok güzel yaptı. Evet, bugün böyle dolu dolu bir gün yaşadık aslında. Dolu dolu güzel bir gün yaşadık. Çok şükür, elhamdülillah her zaman böyle dolu dolu, güzel zamanlar geçireceğimiz, güzel şeylerle uğraşacağımız günler yaşayalım inşallah. Zamanımızı boş geçirmeyelim, zaman önemlidir. Gerçekten zaman önemlidir. Teşekkür ediyorum videomu izlediniz. Buraya kadar da izlediyseniz, abone de olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Tekrar söyleyeyim, kanalımın gelirleri ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Abone olduktan sonra abone olundu yazısının yanında bir çan işareti var. Oraya da tıklarsanız, tümü diye işaretlerseniz de tekrar teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.